Şimdi Newton'un birinci yasası bize eylemsiz referans sistemlerini nasıl belirleyeceğimizi gösterdi. Newton'un ikinci ve üçüncü yasaları ise bu referans sistemlerinde geçerli olan yasalardır. Başka referans sistemlerini uygulayamayız. Newton'un ikinci yasasını şöyle ifade edebiliriz. Bir cismin ivmesi ona etki eden harici kuvvet F ile gösterelim ile doğru orantılı ve kütlesi M ile ters orantılıdır. Ya da matematiksel olarak yazacak olursak A vektörü, ivme vektörü eşittir kuvvet vektörü bölü kütle vektörü olarak ifade edebiliriz. Yine birinci yasada olduğu gibi burada da her ne kadar ifade oldukça basit gibi görünse de dikkat etmemiz gereken konular var, tanımlamamız gereken kavramlar var. Bir defa kütle nedir? Kütleyi ilk başta standart kütleye baktık ama kütleyi nasıl ölçeceğiz? Ve kuvvet nedir? Bu kavramları bir açıklamamız lazım. Şimdi öncelikle kütle kavramına bakalım. Ama kütle kavramına bakmak için Newton'un üçüncü yasasına ihtiyacımız var. Newton'un üçüncü yasasında şöyle ifade edebiliriz. Eğer A cismi, elinizde bir A cisminiz olsun, B cismine bir kuvvet uyguluyorsa, B cismi de A cismine yine bir kuvvet uygular. Bu kuvvet A cisminin uyguladığı kuvvetle aynı büyüklükte ama zıt yöndedir. Mesela bir örnek verecek olursak, topa vurdunuz. Topun siz vurmadan önceki hızı sıfırdı. Siz vurduktan sonra belli bir hızı var. İvmelendi. İvmeli bir hareket yaptı. Dolayısıyla siz buna bir kuvvet uyguladınız. Ayağınız topa vurduğunuz sırada ona bir kuvvet uyguladı. Ama aynı zamanda top da ayağınıza bir kuvvet uygulayacak. Sizin uyguladığınız kuvvetle aynı büyüklükte ama sizin uyguladığınız kuvvete zıt yönde. Özellikle ağır bir topa vurduysanız şunu yaşamışsınızdır. Siz topa vurursunuz, siz topa vurduğunuz anda top hareket etmeye başlar, sizin ayağınız da durur. Ayağınız da ivmeli bir hareket yapmıştır. Bu ivmeli hareketin sebebi de topun size uyguladığı kuvvettir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, bu iki kuvvet farklı nesnelere uygulanan kuvvetler. Siz topa bir kuvvet uyguluyorsunuz, topu ivmelendiriyorsunuz. Top da size bir kuvvet uyguluyor, sizi ivmelendiriyor. Şimdi ikinci yasaya dönecek olursak, ikinci yasada bahsettiğimiz kuvvet, nesneye uygulanan kuvvet. Topun ivmesini belirleyen tek şey, sizin topa uyguladığınız kuvvettir. Topun size uyguladığı kuvvetin, topun ivmelenmesine bir etkisi yoktur. Topun size uyguladığı kuvvet, sizin ayağınızın ivmelenmesini sağlar. Şimdi bu iki yasayı birleştirirsek, kütleyi tanımlayabiliriz. Şöyle bir sistem düşünelim. Standart kütlemizden bahsetmiştik. Standart kütlemiz var. Bir de bilmediğimiz bir başka kütlemiz var. Şimdi bu iki kütlenin birbirine bir kuvvet uygulamasını sağlayalım. Ne yapabiliriz? Bunları bir yayla bağlayabiliriz mesela. Şimdi yay ne kadarlık bir kuvvet uyguluyor bilmiyor olabiliriz. Bizim için önemi de yok. Ama bildiğimiz şey şu. Yaydan dolayı bu iki kuvvet, iki kütle birbirine ne kadar kuvvet uyguluyorsa bu kuvvet ikisi de eşit. İkisi de aynı büyüklükte kuvvet hissedecek. Sadece yönleri farklı. Şimdi kuvvet eşitse, şimdi Newton'un ikinci yasası da diyor ki kuvvet kütle çarpı ivmeye eşit. Dolayısıyla kuvvetin büyüklüğü kütle çarpı ivmenin büyüklüğüne eşit. Şimdi bu iki nesne aynı kuvveti hissediyorlar. İvme ölçebileceğimiz bir şey, yapmamız gereken tek şey bunları yayı biraz gerip bıraktığımızda ne kadar ivmeli, konumları nasıl değişiyor zamanla onu ölçtüğümüz zaman ivmeyi oradan belirleyebiliriz. Konumdan hızı, hızdan ivmeyi. İvmeyi belirledik. Kütlelerini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. İvmeleri çarpı kütleleri ikisinin de eşit olmak zorunda. Çünkü ivmelerinin büyüklüğü çarpı kuvvet, ikinci yasa kütle, ikinci yasaya göre kuvvete eşit. Üçüncü yasaya göre de bu ikisinin hissettiği kuvvet aynı. Bu da bize diyor ki, bir tane standart kütlemiz var, bir de kütlesini bilmediğimiz bir kütle var. Bu iki nesnenin kütlelerinin oranı, ölçtüğümüz ivmelerinin oranıyla ters orantılıdır. Böylece eğer biz bilmediğimiz kütlenin kütlesini standart kütle çarpı standart kütlenin ivmesi bölü bilmediğimiz kütlenin ölçtüğümüz ivmesi olarak ölçebiliriz. Bu şekilde kütleyi belirleyebiliriz. Kütleyi bir yayın uyguladığı bir kuvvet altında kütleyi belirledik. Ama kütleyi belirledikten sonra
kütle artık bütün kuvvetler altında aynı olacaktır. Yani eğer sizin bu kütlesini bilmediğiniz nesnenin kütlesini belirlediniz, burada yayın etkisi altında ne kadarlık kuvvet, kütle, yayın etkisini kullanarak kütleyi ölçtünüz ama bir başka kuvvetin etkisi altında davranışını belirlemek istediğiniz zaman yine aynı kütle değerini kullanacaksınız. Kütle yine aynı olacak. Şimdi kütleyi belirledik. Şimdi hala belirlemediğiniz bir şey kuvvet nedir? Ya da nesneler birbirine niye bir kuvvet uygularlar? Şimdi kuvveti genel olarak şöyle tanımlayabiliriz. Nesnenin hareketindeki değişime yol açan herhangi bir etki. Ve üçüncü yasaya göre de kuvvet mutlaka bir başka nesne tarafından uygulanacak bir şey. Yani A cismine bir B cismi bir kuvvet uygulayacak. Eğer bir başka nesne kuvvet uygulamıyorsa orada bir kuvvet yoktur. Mutlaka bir başka nesne kuvvet uygulayacak. Tabi bu tam başına bir cevap değil. Yani kuvvet tamam bir kuvvetin etkisini biliyoruz. Ama niye kuvvet var? Hangi kuvvetler var? Bu soru ise temel fiziğin en büyük araştırma konuları tam da bu soru üzerine odaklanmış durumdadır dersek eğer gerçekten çok da fazla uzaklaşmış olmayız. Sadece şu ana kadar bildiğimiz 4 tane temel kuvvetimiz var. Kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, atom altı zayıf kuvvet ve atom altı güçlü kuvvet. Ve doğada gördüğümüz her şey bir şekilde bu kuvvetlerle ilişkili. Mesela gündelik hayatta gördüğünüz ne gibi bir kuvvet var? İşte itme kuvveti ya da çekme kuvveti dediğiniz şey aslında elektromanyetik kuvvetin bir görüntüsünden başka bir şey değildir. Şimdi derslerimizde tabii ki değişik kuvvetleri inceleyeceğiz. Hangi durumda hangi nesneye ne kadar bir kuvvet uyguluyor? Ama kuvveti biliyorsak nesnenin kütlesini zaten nasıl ölçeceğimizi biliyoruz. Nesnenin kütlesini biliyorsak oradan ivmesini hesaplayabiliriz. İvmesini biliyorsak da her an nerede ve hızı ne kadar onu her zaman, her an için, herhangi bir an için bulmamız mümkün.